seçimi niye yaptın? Hayatım ya, bu vallahi çok komik bu. Yani insan gülmek için bunları paylaşıyor. O yazı benim değil. Yukarıdaki Yazı orada. aha senin ama. Ha, benim bir tek. Çünkü orada altta hani Ebru karıştırılmış ışın falan yazmış ya çocuk. O Ha. bir çocuk paylaşmış onu. Tamam Çocuk zaten. yazmış o yazıyı da. Ben de ha diye yazmış. Çok komik. Hakikaten çok benziyor. Ya biz bize falan da yapılıyor bunlar. Bunlar niye bu kadar kompleksli Işın'ın tipler sana bir cevabı var. Aa ne tatlı. Her zaman yanında Seren. Bilmem ne restoranı işte yani? Benim de şey. ona bir, ona da karşı benim de bir cevabım oldu, merak etme. Sen Onu bir cevabını da okuyacağım. Tabii herkes bu sahneye çıkamaz diyor. O yüzden posterimi paylaşmış. Önümüzdeki 6 ayı da vereyim onu da paylaşsın. Reklamını yapmış. Teşekkür ediyorum diyor. Senin yazını biz okumayalım. Sen söylesene Seren. Ay çok uzun şimdi bana o kadar. Yani, şimdi bu sahneye 40 yılda bir zaten sahneye çıkıyor. Biz moralini bozmayalım. Öyle diyeyim. Ben hep dev kadrolarla çıktığım için onunla çalışamadık tabii. Hani geçmişte. Sen burada şöyle bir şey söylüyorsun. TGRT'deki vokalistliğimi yap. Benim programda vokalistliğimi yapan Tabii kızların tabii benim dans hep koçuydu diyorsun. konserlerimde benim dansçıların da koreografisini yapıyordu o zaman. Sadece Evet. falan değildi. O zaman daha saygı tutuldu. Sonrasında da benim hiç şeyim yok ona. Hem Demet'e gidip Demet arama açmaya çalışıyor diyorsun ya birileri. O bu işte. O bu. Aa! O bu. Demet Aa, yok Akalın'la kanser Aran Işın enerjisi Karaca yoksa mı falan açmaya filan bu. çalışıyor? Aradaki kara kedi bu. Ama Aa! bununla bir alakası yok ya. Faaliyetim hakikaten Ebru Eşen'in aynısı olmuş ve çok güzel. Ayrıca da Ebru çok güzeldi. Ona benzesi olmaktan mutluluk duydum. Peki Bence. Seren, seni birisine Ha. böyle benzetseler bir rahatsızlık duyar mıydın veya sözünü eder miydin? Bu kadar uzatır mıydın veya? Hayatım ben hiç öyle kompleks, ben kendimle de dalga geçen bir tipim. Bana, benim de taklidimi yapıyorlar, neler yapıyorlar. Yani hepimiz için yapıyorlar. Ne kadar Peki komik. sen Photoshop yapıyor musun fotoğraflarına? Instagram'da yaptım, yaptım oluyor. Oluyor. Bazen çok kötü de yapabiliyorum. Bir tanesi vardı çünkü Yaşar'ın yüzü değişmişti. Evet, onun yüzünü yaptım ki kızlar bakmasın. Güzel. Bakmasın diye. Serencim yani Değil ışını bence sen bilerek biraz kızdırdın ben sana söyleyeyim. ya hayatım, başkasına paylaştı. Nasıl sorun da paylaştım? O yazıyı ben yazmadım ki. Bir şeyi paylaşıyor olman o yazıya katılıyor anlamına gelir. Sen de bizi yeme Aynen öyle. şimdi. Çok katılıyorum. Aynı Ebru Eşen. Herkes Ebru'yu da görmeye gidip de üstüne görünce bilmem ne yapacak. Peki gerçekten bir dakika Ebru Yaşar'a benziyor mu? Bir yan yana getirelim. Ne diyorsun? Sence? Ya biraz Neydi benziyor bakalım? şimdi. Yalan Bence bir söyleyemeyeceğim. şey, Sence bence bir şey Bircan? var Benziyor biraz ama çok eğleniyor ya. Seren'e bak. Peki. Ya Seren, bir de bir şey soracağım. Işın. Gidiyor böyle şeyler. Bunlar ciddiye alıyor çatlama. Peki, Işın Karaca'nın Demet Akalın'la senin aranı bozma sebebi ne olabilir ve nereden bunu öğrendin? Demek söylüyor biliyorsun böyle şeyler. Eyvah, Ortalık olay karıştı. büyüyor. Benim şeyim, benim düğünümü organize eden çocuk, bunun da düğününü organize etmiş. Hande de evlenecekti o zaman. Bana bir mesaj atmış. Seren, düğünün çok güzel olmuş. Firmanın telefonunu alabilir miyim diye. Ben de direkt firmanın telefonunu attım. Efendim yok biz buluşmuşuz, bir araya gelmişiz, yemekler yemişiz kısmında kendileri ekledim. Bunu Işın Karaca Demet Akalın'a mı söylüyor? Evet. O zaman niye tekrar görüşüyorlar? Hayır, benimle alakalı işte diyor ki Seren Yani Demet'le dedikodu anlatıyor Hande ile iddiaya görüşüyor. göre. Ben onu demiyorum. Demet Akalın, Işın Karaca'nın seninle arasını bozduğunu farkındaysa Işın'la niye görüşür Niye ki? görüşmesin ki? Bilgi veriyor ona. Ya Aa, bilgi yanlış bilgi alıyor. vermiş. Dostluk böyle bir şey İşte mi? bak Hay sadece bir dostluk şey mu bu söyleyeyim mi? sence? Ben o Benim yüzden dün bak anlattığım şeyler. ben o yüzden bay bay dedim. Çünkü bana göre işler değil. Ben eğleniyorum, gülüyorum neler. Ama O bunlar zaman her Işın dakika Karaca da duymuş olsun bunu böylelikle. Peki Işın Karaca ile Demet Akalın o zaman gerçek dost değil yani dediklerine göre. Zaten bizim camiler çok gerçek dostuz ya. Hepimiz Ay bırak ha. Hiçbiriniz hiç. dost değilsiniz. Hiç kimse kimseyle dost Herkes. değil. Ne halinizde varsa hepiniz görün, tamam mı? Hadi Ben görüş. o camiada zaten hiç adet etmediğim için üzerime alıyorum zaten. Ay ben Hadi ama bu ben camia üzerinden olanlara söylüyorum. bu ayki maaşlarından Peki. Seni seviyoruz, Bay bay. öpüyoruz. Bay bay. Hadi öpüyorum sizi. Bu Bay arada Işın Karaca'ya da tabii bay. ki cevap hakkı doğdu. Yayına bağlanmak Bu hiçbir isterse. şey. Işın buna cevap vermez belki ama şu dediği daha önemli bir iddia. Evet, Aramızı o Demet bozuyordu dedi. Akalın'ın Buna aramızı cevap bozan kara verebilir. kedi o diyor. Buna cevap verebilir. Evet.
Evet, Seren Serengil'e kardeşim dedi o benim için Demet Akalın. Şimdi Gülben'le kanka oldu. Seren, evet. Evet, son dakika gelişmesini de verelim mi? O zaman hazır bu mesaja geçmişken. Demet Akalın Seren Serengil'i takipten çıkarttı. Ve bir yazı paylaştı bunun üzerine. Ve bu Seren Serengil'e bu söz. Demet'in yakınlarından öğrendim bunu ben de. Yazı şu, yazıyı getirebiliyor muyuz? Yoksa ben okuyayım mı? Heh, bu. Ayın 11'i günde 1500 kere ara, 2 haftadır ne ses ne soluk. Vallahi komiksiniz, hem de çok bay diyor. Ayın 11'inde ne oldu? Haciz geldi. Ayın 11'inde ya haciz ya da boşanma. Hatırlamıyorum ben. Tarih sıfır biliyorsun bende. Aynı gün oldu zaten. O sıra herhalde çok aradı, destek oldu. 2 haftadır da ses soluk yok diyor. Ama şöyle bir şey olabilir. Yani insanların kendi hayatında da dertleri var ve aramayabilirler. Her aramayan olunca takipten çıkarmak veya arkadaşlığını kesmek mi gerekiyor? Veya burada başka bir mesaj mı ya var? Bir dakika. Demet mi takipten çıktı, Seren mi? Demet. Seren'i takipten çıktı. Sonrasında ben, Seren de Demet ben çıktı. Olsam Seren çıkar diye düşünmüştüm. Gülben Ergen'le barıştı, evet. Diye mi? Evet. Herkes ama Gülben'le barıştı. Ama gözünün içine sokmadı. Ha. Peki tamam da bir şey söyleyeceğim. Senin söylediğin şey çok doğru. Herkesin kendi evinde sıkıntılar olabilir. Vardır yoktur diye söylemiyorum. Gördüğümüz storylere inanmayalım. Tabii, hani, tabii. Çok mutluyuz, çok güzeliz falan. Arkasında başka sıkıntılar olabilir. Peki gece yarısı Seren ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Bir yazı paylaştı. İnan değil sana kastım. Cahille sohbeti, muhabbeti kestim. Ama arkasındaki yazı daha manidar. Nedir? Altındaki. Bundan sonra hayatıma 2-3 kişiyle devam edeceğim. Ünlü camiasından midesi bulanmış gibi konuştu. Evet. Ve eski dostlarımı çocukluğumda yaşadığım gibi yaşayacağım. Çocukluk arkadaşlarımla devam edeceğim dedi. Bu kararı almamın sebebi de size kastım yok. Cahille olan muhabbeti kesmek istiyorum dedi. Yani bütün herkesi cahillikle itham etti. Hmm. Aslında bu tavır da bence Demet Akalın'aydı. Çünkü tabii o sessiz kalamaz canım, yani. O, dün zaten oluyor bütün bunlar. Evet. Yani bir gün yatıyoruz kalkıyoruz ve Instagram piyasasında ne kadar değişiklikler oluyor görüyor musun? Ya Borsa Instagram gibi. Olmasaydı acaba dostluklar daha mı uzun sürerdi? Tabii tabii. Şimdi, en ufak şeydi. Şimdi mesela Instagram olmasaydı Gülben Ergen'in altına o hareketi yaptığını biz görmeyecektik. Öyle bir altında öyle bir hareket olmayacaktı, öyle bir fotoğraf olmayacaktı. Hangisi? Benim pisliğimi yesinler lafı mı? Hayır. Ben orada takılı kaldım çünkü. Onu da görmeyecektik. Demet Akalın Gülben'e bir hareket yaptı. Görmedin mi? Gülben Ergen'e böyle bir dua hareketi yaptı. Görmedim. Hangisi? Ne diyorsun? Söylesene hangisi? Gerçekten hatırlamıyorum. Ya söz müzik bir şey paylaştı Demet. Gülben de Demet de böyle hani bir hareket yaptı. Ondan sonra olaylar işte. Bunlar şimdi tekrar yakın arkadaşlar değil mi Gülben'le Demet? Artık yakınlar bilmiyorum. Bu durumda ama Demet'le sen takip aldı mı? Hayır ama Fatih Yüreği aldı, hadi gözün aydın. Fatih Yüreği aldı sonunda. Ya hadi gözün Fatih aydın. Biz Fatih'le buluştuk. Heh. Diyorum ki Fatih diyorum deme seni takip almadı. Aa yok öyle bir şey, biz dedi barıştık dedi. Hatta ben de küstü dedi, evine gittim baskın yaptım barıştım dedi. Yok dedim almamış. Bak gözlüğünü taktı. Tek 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 arıyor. Bak yarım saat aradı. Evet niye acaba dedi. Sonra Demet'e mesaj attı. Sonra Demet de 2-3 gün sonra günü aldı. Dur bakayım Gülben'i takip ediyor mu? Ben ona bakamıyorum. Neden? Gülben de engelliyim biliyorsun. Yani çıkmıyor bende. Sen bir bak bakalım ama takip ediyor olabilir. Demet bu arada 390 kişiye inmiş. Kaçtı ki? 92 falan da en son 91'de bir kişi daha çıkartmıştır. Çıkartmış. Gülben'i takip etmiyor. Tamam, Seren'i çıkartmış. Seren'i takipten çıkarttı. Gülben'i etmiyor, tamam öyle bir cevap Gülben'i var. Gülben'i etmiyor. Ama şu duruma ne diyorsun Ececiğim? Kötü gününde 20 kere arayıp bir gün sonra aramama fikri de bana gerçekten iyi gelmiyor yani. Birisi de Seren öyle bir kadın mı? Yakın kaynaklardan birisi de şunu söyledi bana. Seren televizyon programı başlayacakmış o aralar. Evet. Ve ondan dolayı Demet'i sürekli sık aramış. Programa başlama kararı birazcık daha sonraya atınca da Demet'i aramamaya başlamış. Yani program için aramış diyenler de var. Ben söylemeyeyim yani şimdi bunu. Başlayacak. Bu ne diyor? Siri ne diyorsun? Demet Akalın şu an mesaj atıyor. Dur şimdi açtım, ne alemsiniz Seren, diyor. Seren Serengil de bana mesaj attı. Eyvah. Hadi barıştıralım. Hadi şunları barıştıralım. Eyvah. Diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye telefonla bağlanmıyorsunuz? Anlamadım Demet yani. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Seren'i bağlayalım. Seren aramadım çünkü geçerli bir sebebim var diyor. Ama
Söyleyemeyeceğim bunu. Söyleme diyor çünkü. Şimdi peki. Demet, o zaman söylemiş sorularımız olsun. Varsa şimdi soralım. Ama yani Seda Sayan'ı da takipten çıkmış diyorlar. Doğru mu Demet? Önce bunu soralım Demet. Doğru mu? Demet, her yere bağlanıyor musun? Bize bağlanmamışsın Bilal'in söylediği. Tabii canım diyor bak Bilal de. Seren sen de bir cevap ver, ben ya da söyleyeyim gerçek sebebi. Seren beni beni takipten çıkmış ay dedi şu an Demet Akalın. Ama Demet, ilk sen mi çıktın Seren mi çıktı? Birbirinizi aynı anda mı çıkardınız? Gülşen'i kim? Demet Akalın'la Gülşen de küsler miydi? Mümkün değil. Gülşen'e ne? Onlar da barışmışlar. Şeyler yapıyordu zaten. Küsün ortağı olmaz. Asla bağlanmadım aşkım hiçbir yere diyor. Hiçbir yere bağlanmamış. Hiçbir yere bağlanmadı. Bağlanmadı. Doğru bağlanmadı, söylüyor. Bağlanmadı, bağlanmadı. Peki bir şey diyeceğim. Seren sen... Aşkımı Bilal'e mi dedin, bana mı dedin Demet? Bana dedi diyor Bilal. Ya Gülşen'le ne oldu aralarında? Bak benim de kaçırdığım yerler ben oluyor. Ben Demet Akalın'la bir soru sormak istiyorum. Nedir? Demet Akalın'la Gülben Ergin'in arası iyi diye mi acaba Seren Serengil'in arası kötü oldu? Demet Gülben'le aran iyi diye mi sıkıntı oldu? Yoksa gerçekten iki haftadır seni aramayan, kötü günlerinde yanında olmadığı için mi Seren'e benim karşı bunu söylemem tavır? Lazım ya. Ne söyle bakayım. Seren valla benim bunu söylemem lazım ya. Öyle bir şey varsa da Gülben Ergen de bilsin yani. Söyle. Ay ortalık çok karışacak. Çabuk bekliyorum. Cevap şu an çevrim içi. Ama zaten söylemen için yazıyor. Ya da işte evet öyle. Bak şimdi. Ay çok... Bak ben Demet'im, sen Seren'sin şu an. Evet abi, nasıl yapalım? Demet bir şey yazdı bana. Şu an Demet mi sana yazıyor? Şu vallahi. An ikisi de sende. Oo! Hadi canım. Şimdi bir dakika, o zaman söylüyorum. Söyle. Ortalık karıştı. Söyle. Gülben çok aradı diyor beni. Hani Demet. Destek oldu diyor bana Demet. He. Bu kadar yazdı bana. Ama Seren Serengil de diyor ki... Ha. Evet, onu çok aradım. Fakat bir süre sonra aramadım. Ha, niye? Çünkü... Bu yazdığımı sadece sen... Ya bunu nasıl söylemeyeyim ya? Ay lütfen. Tahmin ediyorum yok, yok, ben. Aramızda dedi, diyemem artık. Ay bir dakika, gideceğim, merak ettim. Gel bir bak ama. Bir dakika, ben ama gideyim mi? Ama ben bunu söyleyemem. O zaman yapmayın abi, izleyicimiz ya. Ya evet, izleyiciye ayıp hayır, oluyor. Hayır, bu izleyiciye çok ayıp oluyor. Bunu söylemek zorundayım Seren. Şuradan gelseydin kız çok bakayım. Güzel. Bir daha. Sus. Çünkü yayını. Ha. Yani ben nasıl diyor şimdi buna? Ya şöyle söyleyeceğim. Sen söyle, benden günah gitti. Gülben'le ilgili Seren Serengil'e konuştun mu? He. Sadece onu soruyoruz. Zamanında Seren Serengil'e... Zamanında ağır bir laf ettin mi Gülben'le ilgili Seren Serengil'e? O da diyor ki, Seren diyor ki Demet, Gülben'le ilgili ağır konuştuğu için şu an barışmasından rahatsızım diyor. Ondan dolayı takipten çıkardım diyor. Evet, yani evet. Ondan dolayı aramadım diyor. Çünkü aramadım diyor. Ha. Ya şimdi şöyle bir durum. Ya biz aramızda konuşuyoruz, seyirci de kızıyordur, anladın çok mı? Çok haklılar hayatım. O zaman bize şu aramızda kalsın demeyin. Vallahi ben patlatacağım ha. Hepinizi patlatacağım. Sen patlatıyorsun zaten. Ya Demet Akalın da diyor ki Gülben çok aradı diyor. O yüzden diyor hani onunla... Şimdi bir taraf diyor ki beni çok aradı. Diğer tarafta diyor ki zamanında sen... onunla ilgili kötü konuşuyordu. Şimdi ne oldu diyor. Sen böyle bir şey konuşursan diyor yalan gelir bana ve ben de aramam diyor. Hmm. İki tarafta da sıkıntı, haklılık payı var. Evet. Siz ne diyorsunuz? Şu anda Demet Akalın'la Seren Serengil çevrim içi. Acaba onlar birbirlerine mi yazıyorlar? Birbirinize yazın, bizi karıştırmayın ay. Ya evet ya, biz aradan veriyorum çekelim. Veriyorum senin numarası. Peki. Alo de o zaman. Demiyorum zaten, konuşma. Alo. Baktım yani iyice sarpa sarpa dedim, Maria var. Ya bence de sen konuş ya. Biz konuşunca kızıyorsunuz. Niye bizim arkamızdan konuşuyorsun? Aşk olsun Seren. Küsüm şu an seninle, hiç konuşmuyorum. Bilal'e ne demişsin? O ne biliyor musun? Ha. Hayır, o ne biliyor musun? O mesajı yanlış anladın siz. Trip atıyorum şu anda. Evet, ben de trip atıyorum. Yok mok mesajlarımı okumadı zannediyorum orada. Tek çizgiydi. Bilal'de yok mok dediler ya, senin için yok mok diyorlar. Oradasın diyorum ben ona. Sizin için bu yorumlarla alakalı demiyorum. Ha, bize ha, demiyorsun. Bize demiyorsun. Tamam. Hayır. Valla nasıl trip atıyorum? Ya insan bir sevdiğine trip atar bu arada. Ben atarım ama ben evet, Seren'e sonsuza kadar trip atarım. Çocuklar şöyle, yani ben senle de Ece çok uzun zaman görüşmediğim oldu. Seninle alakalı da bana önüme haber geldi programda da. Ama ben doğru bildiğim ve inandığım her şeyin arkasında dururum. Yani aa, aynen, aynı canım, fikirdeyim. Bir evet. Can için de geçerli. Zamanında onu hiç tanımıyordum diyeceğim. Hiçbir samimiyetim yoktu ama yani... Vicdanen yani, kimi haklı bulursam kalben her zaman onun arkasında durmaya çalıştım yani. O yüzden de burada da şimdi burada kimi haklı kimi haksız aramıyoruz. Ben
Demedi. Benim dışarıdan belki bu magazin programında son 3 yıldır yaptığım için tabii ki sanatçılarla daha çok görüşebilir duruma geldim ama Demet benim için her zaman farklıydı. Her gün görüştüğüm bir arkadaş değildi. Toplasam belki evine 5 kere gitmişimdir, 10 kere gitmişimdir. Daha fazla da değildir. Ama ben Demet'i severim yani insan. Yani neden olduğunu bilmem. Bende bir şeytan tüyü vardı Demet'e ve ben Demet'e daha önceden de bir sürü şeyler yaptım. Bilerek bilmeyerek yine hep her seferinde affettim ama burada sizin anlattığınız şey çok farklı bir şey. Bunlara çok girmek istemiyorum artık ama ben Demet'i ilk günden beri hüngür hüngür ağlayarak onu aradım. Ben Hira'yı çok seviyorum. Ben de annemle babam ayrıldığı zaman 5 yaşındaydım. Barışması için telkinlerde bulundum. Birkaç günde üst üste ona devamlı yazdım. Ne gerekiyorsa da yanındayım da dedim. Ondan sonra biliyorsunuz 10-12 gün bir yurt dışına gittik Yaşar'la. Evet. Oradayken bana görüştüklerini söylediler ve çok emin olduğum bir yerden duydum bunları. Ve tabii ki ben de bu bıçak gibi kesilir. Yani şöyle, bu bir ben hani herkes herkese düşer, herkes herkese konuşmaz. Böyle bir şey değil benim yaşadıklarım. Ben hapislere falan atıldım. Yani ve bunlar yaşadığım zaman Demet evde hüngür hüngür ağlıyordu. Bu nasıl yapılır sana diye. Bunun arkasında çok konuşmalarımız, çok bildikleri var. Şimdi ben arkadaşıma bozulurum. Yani çok yakın bir arkadaşımın bana kötülükler yapmış, hayatı boyunca iyilik yaptım. Yani gerçekten kendim için sarf etmediğim çabayı gösterdiğim bir insanın bana yıllar boyunca, ben şimdi ben konuştuğum için ben konuşuyor oluyorum. Ama sinsi olup susup arkasını iş çevirip arkadan suyunu kazmak çok başka bir şey. Bunları siz bilirsiniz, halk bilmez. O yüzden de ben senelerdir bu işkenceyi yaşıyorum. Bak en son benim eşimin ailesinin aramda hiçbir şey yoktu. Gitti oraya karıştırdı. Onlarla resim çektirdi. Onların yanına oldu. Onlarla aramı bozdu. Yani kadın aslında devamlı benimle uğraşan bir kadın. O yüzden de çünkü başarımı kıskandı. Çünkü televizyonda yıllardır yok. Ben 3 tane program yaptım. Rating rekorları kırdı. Kadın benim olan, benim arkadaşlarım, benim yani kim varsa etrafımda bu her seferinde onlara yakınlaşmaya çalışıp benim aramı bozar yani. Bu bunu yapıyor. Şimdi Demet'in böyle bir şeye düşmesine çok üzüldüm. Çünkü ben Demet'in her gün yanında olan, hakikaten Demet'i seven ama bu konuda benim babam mezardan çıksa affım yok. Bu bir kin nefret değil, bu başka bir şey. Siz 3 gün diye ben cezaevine atılmama, aman ne olacak 3 günde gitsin derdine öyle demeyin. Oraya giderken benim annemi acile kaldırdılar, kalpten gidesiydi. Ağır bir şey yani. Şimdi bunlar çok ağır şeyler. O yüzden de ben bu konuda arkadaşımı affedemem. Affedemiyorum kalben, yani senin de çok büyük bir düşmanın olsa benim dostum benim düşmanımın dostu olamaz. Bende böyle bir şey yok. Bu size göre başka türlü algılanır, başkasına göre bu bende böyledir. Yani sevemem ki, yani içimden gelmez ki onunla konuşmak, ona kötülük yapmış bir insanla istediği kadar benim yanımda durduğunu göreyim veya işte arasın beni hikayeden. Olmaz ki, olamaz, yapamam ben, kalben yapamam. Yapanı da hayatımda barındırmak istemiyorum çünkü kırılıyorum ve üzülüyorum böyle şeylere. Anlatabiliyor muyum? Ben Hira için hüngür hüngür ağladım, onu biliyor mu yani bu kadar benim onlara düşkünlüğümü biliyor. Her gün görüşmüyorum ben Demet'le. Çok en yakın arkadaşım falan da değil. Sanatçı etrafından da çok yakın arkadaşlarım yok. Genelde hep başka arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Ama sevdiğim insanlar var. Seni severim işte, birbirini severim işte Demet'le. Sevdiğim insanlar var. Duruşlarını sevdiğim. Demet biraz daha bende böyle bir şeydir. Ha, yıllardır tanıyorum falan. Seviyorum. Neden olduğunu bilmem. Bak nedenini sor. Sana ne yap desen söyleyeceğim bir şey yok. Sonra programa başlayacağım. Ben nereye programa başlıyorum? Bir sözleşmem mi var? Başlayacağımı duyurmuş muyum? Böyle bir şey yok. Ayrıca da ben Demet 3 yıl program yaptım. Bir kere. O da Cengiz dedi, çağıralım dedi. Ben gene arkadaşıma programa çağırmaya bile utanırım. Hani onu kullanıyormuş gibi olmaması. Onu bile ararken utanarak, sıkılarak Seren, aradım. Yani. Seren. O yüzden şimdi... de, hani... Sen, Seren Gil, sen şimdi konuşurken Demet Akalın bana bir şeyler yazdı. Sen de hatta kal, ben de bunu okuyacağım. Seren, bana birisi Seren Gil'i sorduğunda ben direkt kötü gün dostum diyorum. Çünkü o benim hiç tanımadan kötü günümde beni arayan tek kişiydi. Çok özür dilerim, bir dakika sözünü kesiyorum. Bilal de söylüyor, biz kimsenin diyor, postası değiliz diyor. Hayır, değiliz, bir dakika, tamam. Bir dakika şunu söyleyelim. Aha. Demet, rica ediyoruz.
Bağlam ve Seren Serengil'e yayında konuşmanı istiyoruz. Ya bu çok güzel fikir. Şöyle bir şey yaparsak şahane olur. Böyle bir şey yaparsak şahane olur. Demet de seviyor Seren'i yani. Bunu dinlemesi, Seren'in Demet'in söyleyeceklerini dinlemeye ihtiyacı olabilir. Yani Demet de seviyor Seren'i. Yani bunu ikimiz de biliyoruz. Peki bağlanacak mı bilmiyorum. Ya ama... Bilal bir arar mısın Demet'i? Biz hiç öyle bir şeylere girişmeyelim. Hayır yani hayır, bu reyting amaçlı vesaire ondan... değil Seren'cim. Olay ne biliyor musun? Olay biz çok arada kalıyoruz. Sen bana mesaj atıyorsun veya Bircan'a. İşte Bircan'a yani Demet. Bak diye. Şöyle bak, bir dakika bir dakika. Seren'cim lütfen. Anladım, ben anlattım, izah ettim işte. Sen yani anlattın arada kalmayın ve diye. Haklısın da kendine göre. Çok büyük haklı sebeplerim var. Ama şu çevrenizdeki insanlar da çok dolduruşa getiriyor sizi. Demet şu an yani tarafsız bir şekilde dinliyor. Birebir evet, yazışmada. Bir şey söyleyeceğim sana. Çok özür dilerim, bir sözünüzü kesiyorum. Söyle. Ama beni hayatımda annem bile hayatımda bir insanı istesin istemesin arkadaşıma kimse dolduramaz beni. Benim bir hayatım, ben Demet'ten dolayı dolmam. Mümkün değil. Demet'i dolduranlar yani, var ama bence. Ama bu onun özelliği olabilir. Yani. Buna kızamayız Serhat. Canım benim. Bir şey söyleyeceğim. Benimle ilgili kim ne doldurabilir? Ben kimsenin arkasından konuşmam. Kimsenin boyasını kazmam. Aşkım konuştu derler. Evet, yok, iftira atarlar. Yok canım, o zaman onun da cezası benim düşmanımla görüşmek değil. Yani onun da cezası o değil. Benimle görüşmeyi keser. Eğer böyle bir şey varsa ki mümkün daha değil. Periş daha gelip bunu söyleyemez. Yani o yüzden Demet de beni arayabilir. Ben de arayabilir. Size çok teşekkür ederim. Çünkü bak şu anda çok doğru bir yayıncılık yapıyorsunuz. Bak şu an. Ama ben sizi bilgilendirmek istiyorum ki benim sevdiklerime kırılmam mümkün. Sevdiklerime kızabilirim. Hiç hiç peki Serencim, bir saniye. Demet'i galiba yayına bağlıyoruz. Bilal görüştü şu an. Hatta kalırsan seviniriz. Onun da söyleyeceği şeyler var bu konuyla ilgili. Kesin kal, çünkü gerçekten duyman lazım bunu. Şu an ikinizin de ihtiyacı var bunlara. Yok benim Demet'e karşı bir hani öyle zaten öyle bir düşmanlık öyle bir şey mi olamaz. Peki, süper. Ama bir bekle. Demet hattım. Bir düşüm tabii ki var ve yani bunu kimden affedemem ben. Yani öyle, o yüzden de çok kalmak istemiyorum. Serencim şu an senden ricamız. Bizim ricamız. Telefonu kapa. Televizyonun sesini aç bir dinle. Sonraki yorumunu merak ediyoruz. Senden ricamız bu. Beyaz TV. Tamam. Söylemezsem olmaz ekibi olarak. Seni de seviyoruz tamam. Biliyorsun. Hadi tabii tekrar bağlayalım. İyi yayınlar. Evet, hattı mı? Seren Serengil'in paylaşımıyla devam evet, edip hemen onu. Bir yorum yapalım. Paylaşımı söylemiştin, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Işın Karaca'nın ile ilgili bir şey. Fotoğrafını paylaştı ve Işın Karaca'nın Ebru Yaşar'a benzediğini iddia eden başka birisinin paylaşımını kendi sayfasında paylaştı. Story bölümünde. Ve gülmüş, kahkaha atmış. Ve kahkaha atmış. Bunun detayını sende var mı? Ya detayın şu, Işın Karaca burada evet Ebru Yaşar'ı andırmış. Ama Seren burada ne demek istiyor? Aslında onu ona sormak Işın'la lazım. Işın'la arası mı sıkıntılı yoksa espri yapıp Işın da mı güldü buna mesela? Bence Işın buna gülmez. Gülmez mi? Neden gülsün canım? Başkasına benzetilmek kim tabii, olursa olsun yani. Olmaz yani. Ama niye beni şimdi bir ne bileyim çok güzel bir mankene benzeseler ben hoşuma gider benim. Ebru Yaşar'a benzetseler hoşuna gider mi? Yani o ayrı. İkiniz o de ayrı. Sanatçısınız. İkinizin de sesiyle alakalı gündemde olması lazım. Niye benzetsinler bilmiyorum. Seren bunu niçin yaptı bilmiyorum. Işın'ın cevabı var mı diye baktım. Işın çocuğunu uyuyordur okula yollarken yok şimdi o servis anneleri vesaire diye bir paylaşım yapmış. Cevap vermemiş buna daha. Görmedim acaba. Işın Karaca çocuğunu devlet okuluna almış ha? Özel devlet okuldan okuluna vermiş evet ve altına da yorumlar yapılıyor. Diyorlar evet ki yurt dışında okur nasılsa kurtarır hayatını vesaire onun için bir devlet okuluna verdi. Bir garip bir yorum yapmışlar. Hiç yaranamadım. Işın da diyor ki zaten benim çocuğum yurt dışı doğumlu istediği zaman yurt dışına gidip imkanlardan yararlanabilir diyor. Sasha Mia. Acaba ileride bir polemik görecek miyiz bakalım. Bakalım. Ama Işın Karaca cevap verir mi? Verir. Evet. Güler mi? Gülmez. Diyorsun. Peki.